çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yetişkin çocuklarımızı konuşacağız. Eğitim durumlarını, onların eğitimlerini konuşacağız. Ergenleri konuşacağız. Ya da onların yazmış olduğu, ergenlerin de yazmış olduğu kendilerinin mesajlarına değinmeye çalışacağız bugünkü programımızda. Efendim gönderdiğiniz e-mailler veya mektuplar bana bir şekliyle ulaşıyor. Ama mümkün olduğunca daha önceki sorulmamış olan soruları cevaplandırmaya çalışıyorum. Eğer sorulmuş bir soruysa ya radyo arşivinde bunları bulabilirsiniz yahut da ademgunes.com web sitesinde bulabilirsiniz. Orada da yazılı olarak birçok sorunun cevabı var. Ortaklaşa olarak sorulmuş olan sorular, devam ede gelen aynı sorular mümkün olduğunca uzun süredir dinleyen dinleyicilerimizin de canını sıkmamak, hep aynı sorulara cevap vermemek için farklı farklı sorular tercih etmeye çalışıyoruz. O yüzden bazı dinleyicilerimizin bu sorularına cevap veremiyorum maalesef. Oralarda sorular cevaplandırıldığı için. İkinci bir şey de yoğun bir mesaj trafiği olduğu için her bir soruya cevap vermeyi yetiştiremiyorum. O yüzden birçok dinleyicimizden de beni maruz görmelerini rica ediyorum. Seçebildiğim kadarıyla sorular seçmeye çalışıyorum. Onu hatırlatayım. Efendim ilk mesaj Gülbeyaz'ın mesajı. Gülbeyaz şöyle yazmış. Selamun aleyküm hocam. Öncelikle sorumuz çok acil. Biliyoruz ki siz bir pedagogsunuz fakat sorunun aciliyeti ve yol gösterici olarak sizden yardım bekliyoruz. Sorun şu ki 69 yaşında bir babam var. Çocukluğumdan beri aile içerisinde geçimsiz, kavgacı, karısını döven, bize şiddet uygulayan bir insan. Ve bu artarak devam etti. Yılın belli aralıklarında, Ocak, Şubat, Mart aylarında bu hastalığı artıyor. Kafasında devamlı bir şeyler kurguluyor ve bu aylarda uygulamaya geçirmeye çalışıyor. Örneğin, annemin kötü birisi olduğunu, zina yaptığını düşünüyor ve öyle de inanıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok hocam ve hiç olmadı ve bu yüzden annemden ayrılık planları yapıyor babam. Böyle yaparsa kendisine göre bütün sıkıntılardan kurtulacağını zannediyor. Eskiden de çok bu olaylar tekrarlandı. Dediğini yaptık. Abimin DNA'sını istedi. Hastaneden rapor bile aldık. Yine farklı sorunlarla sorunu devam etti babamın. Anladık ki ne yaparsak bir şeyler çıkartıyor. O yüzden şu anda ayrılmalarını da istemiyoruz. Çünkü bu sefer biliyoruz ki farklı şeyler çıkaracak kafasından kurgulayıp. Bu sorun için doktora götürdük. Gitmekte direndi. Ben deli miyim diye. Doktor ilaç verdi ve hastalığının ciddiyet seyrettiğini söyledi fakat ilaçlarını içmiyor ve her şeyden şüpheleniyor. Yemek bile yemiyor bazen, yemeğime ilaç katıp zorla içireceksiniz diye. Kısaca ne yapacağımızı şaşırdık, doktora götürsek ilaç içmiyor, götürmezsek bir türlü bize lütfen yol gösterin, ne olur acil bize bir şeyler söyleyin diye yazmış Gülbeyaz. Değerli Gülbeyaz, babanın böylesi şüpheci olması bir taraftan seni tabii etkilediği gibi öbür taraftan annene de neredeyse iftira derecesine gelip efendim oğlunun DNA'sını kontrol etme, oğlunun DNA'sını ölçme noktasına kadar gelmiş. Yemek yerken içerisine zehir koydunuz diye düşünebilecek dereceye gelmiş ise evet gittiğiniz doktorun söylediği şeyler... Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani tehlike çanları çalıyor. Şu anda mutlaka bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim babanın. Yani her geçen gün de sizin için bir aslında tehlike. Çünkü hayaline gelen şeylerin gerçek olduğunu zannederek, çocuğunun kendisini zehirleyeceğini zannederek, eğer böylesi bir şeye inanıyor ise... Eşinin kendisini 69 yaşında diyorsun yani 69 yaşındaki bir kişinin
eşinin kendisini aldattığını düşünüyor ise burada ciddi bir sorun var. Hayal dünyasındaki şeylere kendisi inanıyor. Bu efendim psikiyatrik bir problem. Mutlaka yatarak da hatta tedavi görmesi gerekebilir. O yüzden bir taraftan kendinizi sakınıp koruyacağınız gibi, anneni sakınıp koruyacağın gibi, mutlaka bir taraftan da yanındaki, yakınındaki akrabalarınızdan da yardım isteyin. Baban tabii doktora ben deli miyim diye gitmek istemiyor olabilir ama siz ona baba biraz sakinleşmen için, hatta annem de gitsin, hatta benim de ihtiyacım var biraz sakinleşmeye. Yatarak da belki de tedavi görebilirsin. Kendini de sıkıntıya sokuyorsun, bak bizi de sıkıntıya sokuyorsun. Bu bir delilik, akıllılıkla alakalı bir şey değil. Ama madem ki hekimler var, madem ki doktorlar var, o zaman yardım isteyelim. Bu işin içerisinde nasıl çıkacağımızı diyerek ikna etmeye çalışmanız ya da sen kızı olarak belki ikna edemesen de babanın sözünü dinleyeceği bazı kişilerle bu işi çözmeye çalışsan iyi olur. Yoksa hayalinde gördüğü şeylerin gerçek olduğunu düşünen baban bir gün başka şeyler hayal eder, onun da gerçek olduğunu zanneder ve size zarar verebilir. Gülbeyaz, yetişkinleri devreye sokmanı, akrabalarınızı devreye sokmanı tavsiye ederim. Efendim, sırada Taha'nın mesajı var. Taha şöyle yazmış. Merhaba, ben 11 yaşındayım. 5. sınıf talebesiyim. Benim sorum, annemle biz tartışmamız olduğunda her zaman annem bana terlik fırlatıyor. Kitaplarımla ve benzeri şeylerle bana vuruyor. Annemin bana bunu yapmaması için ne yapmalıyım diye sormuş Taha. Taha, yani sen burada olsan da senin gözlerini öpsem. Arslan Taha diyerek böyle sarılmış olsam. 11 yaşındasın ve ailenin içerisinde yaşadığın bu problemi nasıl çözerim diye sen bu problemi çözmek için dertlenmişsin ve çözüm bulabilmek için bir pedagoga sen müracaat ediyor ve e-mail gönderiyorsun. Bravo sana. Tebrik ederim seni. Sen ileride inşallah problem çözücü olarak, insanların problemlerine yardımcı olarak bir mesleğe eğer adım atmış olursan, zannederim orada da güzel sonuçlar alırsın. İnsanlara bu konuda da yardımcı olmanı bir psikolog olarak, bir pedagog olarak, bir psikiyatrist olarak veya farklı farklı sosyal hizmetler uzmanı olarak ileride de yer almanı da çok arzu ederim. Problem şimdi başkaları değil, Taha, senin annen. Annen sinirlendiği zaman sinirine hakim olamıyor ve elindeki terliği sana fırlatıyor ve elindeki kitapla senin kafana vuruyor, senin vücuduna vuruyor. Bence şöyle düşün Taha, annenle bir otursan ve bir yetişkin gibi konuşsan, aynı bu şekliyle konuş. Anne, sen kendine hakim olamıyor musun? Elindeki terliği bana niye fırlatıyorsun? Terliği fırlattığın zaman sence problem çözülüyor mu diye annenle bir konuşsan. Bana kitapları vurarak, benim kafama vurarak beni eğer düzelteceğini zannediyor isen bence bu doğru bir davranış değil anne diye annenle bir konuşsan. Keşke benden istediğin şeyleri düzgünce söylemiş olsan ya da sinirlendiğinde sakin olabilsen, ben senin dediğini yine yaparım anne diye bir annenle konuşsan. Hatta anneni bu programı dinlemeye tavsiye etsen, teşvik etmiş olsan, ben tahmin ediyorum ki annen birazcık daha yumuşayacaktır. Eğer annen de bu programı dinliyor ise, Taha tabii kendi ismiyle yazmış mı onu bilmiyorum. Belki başka bir isimle yazmıştır. Eğer siz de sinirlendiğinizde çocuğunuza terlik atıyor iseniz ve elinizdeki kitabı onun kafasına vuruyor iseniz, yani şu Taha'nın mesajı kendinize getirsin sizi. Çocuk dediğiniz şey 10 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşındaki, yani bu kadar kafası çalışmayan, kendisine terlik atıldığı zaman incinmeyen, kafasına kitapla vurulduğu zaman işte yarın unutan birisi değil. Bakın, ta bir pedagoga kadar yazabilecek birisi. Çocuğunuza terlik atıyorsanız utanın halinizden. Çocuğunuzun kafasına kitapla vuruyorsanız utanın halinizden. Çocuk böyle yetiştirilmez. Bak, çocuk destek alabilmek için, yol alabilmek için birisine sorarken, siz bir çocuk yetiştiren insan olarak birisiyle efendim problemin nasıl çözüleceğini konuşmuyor iseniz, orada size annelik yapan kişi çocuğunuz. Siz ona annelik yapmıyor, o size annelik yapıyor, o size babalık yapıyor. Hırçınlığınızı bir kenara bırakın,
şiddet ile bir şey çözemeyeceğinizi kendiniz de inanın. Çocuğunuzla aynı Taha'ya tavsiye ettiğim gibi oturun, konuşarak problemleri çözmeye çalışın. Terlikle problem mi çözülür? Ve o kafasına terlik attığınız çocuktan yarın siz nasıl bir geriye dönüşüm bekleyeceksiniz? Nasıl bir saygı bekleyeceksiniz? Böyle saygıdeğer bir vaziyette nasıl kalabileceksiniz? Toparlayın kendinizi, toparlayın. Yarın bu acı size çok acı verebilir. Taha, seni tebrik ediyorum ve sana dediğim şeyi yapmanı tavsiye ederim. Annenle sakin bir zamanda konuş. Anne, inciniyorum de. Anne, geceleri yatamıyorum de. Anne, problemi çözmek için bak ta Adem Hoca'ya kadar soruyorum de. Anne, sen de bana yardımcı ol de. Anne, ben sağlıklı yetişmek istiyorum de. Benliğimi korumak istiyorum de. Huzur içinde yetişmek istiyorum de. Bakalım annenin verdiği cevabı da bana yazarsan Taha, seninle böylelikle biz arkadaş olmuş olalım. Ne dersin? Kim bilir, belki ileride de meslektaş olmuş oluruz. Efendim, sırada Şeref Bey'in mesajı var. Şeref Bey de şöyle sormuş. Merhaba Adem Bey, mesaimden dolayı programlarınızı dinlemek pek mümkün olmuyor. Kitabınızı okuyorum, çalışmalarınız için size teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir programınızın girişinde Milli Eğitim Bakanlığı'na övgülerinizi duydum ve kulaklarıma inanamadım. Bakan Bey şu an öğretmenlere çok ön yargılı davranıyor ve onların çalışmayıp salla başını al maaşını yaptığını düşünüyor. Sırf Bakan Bey'in icraatları bile insanı öğretmenlik mesleğinden soğutmaya yeter. Sizi anlıyorum. Eğitimin bu hantal yapısından kurtulmasını istiyorsunuz. Ama bu da öğretmenleri ezerek yapılmaz ki. Tereciye tere satmak istemem ama övgü ifadeleriniz bakanı ve icraatlarını bilmediğinizi düşündürdü bende ve bu mesajı yazmama sebep oldu. Selamlar demiş Şeref Bey. Değerli Şeref Bey, evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu andaki icraatlarını ben geçen programda takdir ifadelerimle söyledim. Neden söyledim onu da söyleyeyim ve takdir ediyorum. Şundan dolayı takdir ediyorum. Şu anda Milli Eğitim Teşkilatı öyle bir hantal yapının içerisinde ki Allah rızası için gidin kimle konuşursanız konuşun herkes şu sistemden rahatsız. Bürokrasi öyle bir vaziyete bürünmüş ki kımıldayamaz, hilkat garibesi gibi bir şeye dönüşmüş yani. Kımıldatamıyorsunuz, yerinden oynatamıyorsunuz. Yani bir taraftan öğretmenlerin efendim atanmasıyla ilgili, bir taraftan öğretmenlerin gelişimiyle ilgili, bir taraftan okulların yapılanmasıyla ilgili, bir taraftan sistemle ilgili, bir taraftan efendim başka şeylerle ilgili problemler öyle vıcık vıcık iç içe geçmiş durumda ki gözü kara bir Milli Eğitim Bakanı efendim bu işin içerisine kendisini öylesine atması lazım ve kendi siyasi halini, kendi siyasi geleceğini tehlikeye atması lazım ki problemi çözsün. İşte şu anda Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer bu riski göze aldığını görüyorum ben. Ancak burada başka bir risk de beraberinde geliyor. Onu da biraz sonra söyleyeceğim ama şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı şey öyle çok da yapılacak bir şey değil. Yani bir bakın, bürokrasiyi şu anda yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Sistemi yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Yani bu hantal yapı, dönmeyen çark ve yere yığılmış bir cenaze gibi duran bu ölü üzerinden yeniden bir canlandırma harekatı yapmaya çalışıyor. Ha, bunu yaparken öğretmenlerin motivasyonunu kırıyor mu? Bence kırıyor. İncitiyor mu? Bence çok incitiyor. Efendim, sistemin problemlerini kişilere indirgiyor mu? Bence indirgiyor. Ama tüm bunlara rağmen bu cesareti sergilediğinden dolayı ve birazcık belki de sabır edip de bekleyerek acaba şimdi nasıl bir yapılanma içerisine girecek ve sistem tıkır tıkır işler vaziyete getirilecek mi diye belki de eğitim camiasının içerisindeki herkes birazcık dişlerini sıkmasında fayda var. Bakın, her halükarda her yerinde bir dökülmeler var. Okul binalarına bir bakın Allah aşkına. Hapishane gibi. Yani bir yerde bir okulu anlamak o kadar zor bir şey değil. Ne kadar efendim buz gibi bir yapı varsa, estetikten uzak bir yapı varsa, bahçesi beton bir yapı varsa, koridorları hapishane koridorları gibi bir yapı varsa o bir devlet okulu. Hiç estetik var mı, görüyor musunuz acaba devlet okullarında? Yok.
Yani hangi noktasından elinden tutsanız bir tarafta yığılıp kalacak bir milli eğitim sistemine dönüşmüş şu andaki sistem. Geçen gün İzmir'deki konuşmasını dinledim yine Milli Eğitim Bakanı'nın. Orada bir takım açıklamalarda bulunuyor. Okul bahçelerinin yeşil sahalardan oluşmasını, binaların birazcık daha efendim sosyal yapıya dönüşmesini, belediyelerle iç içe geçmesini teşvik ediyor ve takdir ediyor. Ama tek başına mücadele ettiğini görüyorum ben. Yani o teşvik ediyor, takdir ediyor. Herkes gittikten sonra olur bu işler sen merak etme diye konuşuyorsa eğer arka tarafından ve kendi ekibi eğer kendisini doğru istikamette bilgilendirmiyor ise işte tehlike de orada başlayacak. Ve galiba tehlikeyi ben sezinliyorum. Neden? Çünkü geçen programda da söylemiştim. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bu problemi çözmek için yani okullardaki yapılandırma problemini çözmek için girmiş olduğu bu mücadelenin içerisinde çok ciddi bir yanılgının içerisinde olduğunu görüyorum. Performansa dönük bir başarı kriteri belirlemeye çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı şu anda. Yani il milli eğitiminin başarılı olabilmesi için ilçe milli eğitime, ilçe milli eğitimin başarılı olabilmesi için okullardaki notların, öğrencilerin başarılı olması kriteri geliyor önümüzdeki dönem içerisinde. Bu bir felaket olur. Neden felaket olur? Çünkü çocuklar habire başarıya teşvik edilecek. Habire daha yüksek not almaya teşvik edilecek. Öğretmen bu başarıyı elde edebilmesi için ne yapması lazım? Çocukları kamçılaması lazım. Çocukları ödüllendirmesi lazım. Başarısız olan çocukları cezalandırması lazım. Daha iyi, daha iyi, daha iyi derken yahu atlar tepişecek, arada tay ezilecek. Bizim bugün başarılı öğretmene ihtiyacımız yok. Bizim bugün efendim eğitim sistemindeki başarısızlık az bilmişlikten kaynaklanmıyor. Bugün bizim milli eğitimin içerisindeki problem çok bilmişlikten kaynaklanıyor. Herkes o kadar çok biliyor ki ve herkes o kadar çok kendine emin ve güveniyor ki sistem işlemiyor. Bizim bugün milli eğitimin içerisinde en ihtiyaç duyulan bir uzman olarak söylüyorum bunu, bir pedagog olarak söylüyorum. 18 yılını yurt dışında geçirmiş, Rotterdam Üniversitesi'nde mezun olmuş, Avrupa'daki eğitim sistemlerini koklaya koklaya, dokuna dokuna, öğrencileri gözlemleye gözlemleye, oradaki bakanlık yapılanmalarını inceleye inceleye, göre göre, efendim teşkilat yapılanmalarını, raporları okuyan birisi olarak söylüyorum ki, bugün milli eğitimdeki problem, efendim başarılı öğretmen, başarısız öğretmen problemi değil, başarılı eğitimci, başarılı yapılanma problemi değil. Ya şu andaki milli eğitimdeki temel problem, duyarsızlık problemi. Duyarlı öğretmenlere ihtiyacımız var bizim, başarılı öğretmenlere değil. Empati gücü yüksek öğretmenlere ihtiyacımız var bizim. Öğrencileri habire eğitmek için, habire başarılı öğrencileri listelerine yazıp sağa sola e-maillemek için, duvarlara koca koca resimler asıp da bu çocuk bizim bilmem ne birincimiz diyen okul ve öğretmenler değil şu andaki problemimiz. Bizim şu andaki problemimiz sırtındaki yükü taşıyamayan ve çocukla empati kuramayan ve habire kendisinden büyük beklentiler olan ve bu beklentileri gerçekleştirebilmek için çocuğu ezmek zorunda kalan öğretmen problemimiz var bugün bizim. 40 kişilik sınıf var. Ya İstanbul'da 40 kişilik sınıfta hiç eğitim olur mu Allah rızası için? 7 yaşında 40 tane çocuğu bir sınıfa koymuşsun, onun başına da bir tane öğretmen koymuşsun, eğiteceğim diyorsun. Bir öğretmen nasıl eğitsin 40 tane çocuğu, 7 yaşındaki 40 tane çocuğu? Hiç olabilecek bir şey mi bu? Hangi akıl, hangi mantıkla izah edilir? Efendim kadromuz yok, öğretmen atamaları gerçekleştiremiyoruz. Öğretmen atamaları isterse gerçekleştirin. Yani isterse 10 kişiye bir tane öğretmen düşürün ama buradaki problem yine çözülmeyecek. Niye çözülmeyecek? O 10 kişinin karşısındaki öğretmen bir anne duyarlılığı içerisinde bu sistemin içerisinde eğitilmemiş. Bir baba şefkatiyle çocuklarla birlikte olamıyor ise, efendim başarı için habire manipüle ediliyor ise o öğretmen, okul müdürü tarafından, ilçe milli eğitim müdürü tarafından, il milli eğitim müdürü tarafından ve efendim bakanlık yetkilileri tarafından habire başarınızı istiyorum, başarınızı istiyorum diyorsa o öğretmen 10 tane öğrenciyle de beraber olmuş olsa yine olmayacak. Burada ben endişe duyduğum şey şu ki, evet Milli Eğitim Bakanlığı herkesin şikayet ettiği,
öyle iç içe geçmiş ve birbiriyle efendim anormal bir bağlantı kurulmuş bir sistemi şu anda işletmeye çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bu sistemin ağlarını teker teker örgülemek, o network'ü, o sistemi tekrar çalışır vaziyete getirmek iyi bir şey. Ancak yeni yapılacak sistem duyarlılık ekseni içerisinde olmaz ise, beyefendi öğretmenler olmaz ise, hanımefendi öğretmenler olmaz ise, efendim koridorlarda bağıran, koridorlarda çağıran, çocuğun karşısında dik duran, diklenen öğretmenlerle hala bu iş yapılacak diye zannedilir ise, hayal kurulur ise, o zaman yeni oluşacak sistem efendim eskisini aratır vaziyete gelebilir. Şeref Bey, size katılıyorum. Evet, incitiliyor belki şu andaki öğretmenler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söylenilen bir takım söylemler ve yapılan yeni bu değişiklik sorunları beraberinde de getiriyor olabilir. Belki birazcık durup gözlemek lazım, gözlemlemek lazım. Ama hep birlikte koro halinde belki de Milli Eğitim Bakanlığı'na bu yapılanmanın öğretmenlerin üstünde baskı oluşturmadan, onları incitmeden, onları rencide etmeden, bir müfredat diye uygulanmayacak bir, uygulanması çok zor olan bir şeyi öğretmenlerin başına getirmekle çözülecek bir durum değil, sükunet ve sakinlik içerisinde ve duyarlılık ekseni etrafında olacak ise, anne ve babalar çocukları gönderdiği öğretmeni şefkatli görürler ise, çocuğu karşılayan öğretmen efendim okul bahçesinde kucaklarını açmış olarak kendisine koşan çocukları sarıp sarmalar bir vaziyette ise, hayal değil bu, hayal değil bu. Rica ederim, çıkın yurt dışına görün. Yani o hani hiç beğenmediğimiz batılılar matılılar var ya, bir gidin bakalım bir. Yani çocuk okulun bahçesine girdiği sırada öyle tek sıra olmuş ve öğretmeni başında ceberut gibi duran bir öğretmenle mi meşgul? Öyle mi yetişiyor orada? Yoksa öğretmen sevecen bir şekilde kollarını açmış ve çocukları öyle bir şekilde mi karşılıyor? Bir bakalım. Eğer o duyarlılık ekseni içerisinde yeniden yapılanma olmayacak ise, ben endişe duyuyorum, onu da söylemekte fayda var. Ha, burada şunu da izah etmekte belki birazcık fayda var. Çünkü Milli Eğitim Bakanı kendisi eğitim kökeninden gelmiyor. Evet, kendisi bir profesör olmasına rağmen kendisi eğitim kökeninden gelmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık yapan, onu yol ve yol gösterecek olan etrafındaki kişiler mutlaka bu duyarlılıktan bahsetmesi lazım. Performanstan değil, başarı kriteri zihinsel bir başarı değil insandaki başarı. İnsandaki şu andaki problem de zekasından kaynaklanan bir problem değil, iyi düşünememesinden kaynaklanan bir problem değil okullardaki problemler. Liselerdeki problemler çocuğun efendim zihnen algılayamadığından dolayı değil, ruhu bozuluyor çocuğun liseye geldiğinde. Onun için öğretmeni köşe başında bekliyor. Çok affedersiniz, gel lan buraya diye öğretmeni çağırıyor. Elindeki bıçağı onun için gösteriyor öğretmene. Çocuğun kafası çalışmadığından dolayı değil, ruhu çalışmıyor. Ruhu. İlkokulda ezerek, ortaokulda inciterek, liseye geldiğinde azarlayarak eğitim vermeye çalışıldığından dolayı çocuk öğretmeniyle bu vaziyette yaka paçaya düşüyor. Dolayısıyla eğer Milli Eğitim'in içerisindeki şu andaki yapılanma duyarlı eğitimciler yapılanmasına dönüşmez, şefkat yapılanmasına dönüşmez ise, ben korkuyorum ki yeniden oluşacak olan bu sistem belki de eskisini aratır vaziyete gelir. Umarım ki efendim bu konudaki hassasiyete dikkat ediliyordur, edilecektir. Bekleyip görmekte fayda var. Sırada Ayşe Nur'un mesajı var. Ayşe Nur şöyle yazmış. Merhaba Adem Bey. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum bizlere böyle bir programda rehberlik yaptığınız için. Ben 8. sınıf öğrencisiyim. Bu sene SBS'ye gireceğim ama çok kaygılanıyorum. Ya gitmek istediğim liseyi tutturamazsam, ya sınav çok kötü geçer diye kendimi aşırı derecede sıkıyorum. Hatta bu artık öyle bir boyuta geldi ki gece rüyalarımda bile sınava girip iyi puanlar alamadığımı, sonra tam sınava gitmek için evden çıkarken bir şeylerin engel olduğunu görüyorum ve uykudan uyandığımda terlemiş oluyorum ve kalp atışlarım çok hızlı oluyor.
Aslında başarılı bir öğrenciyim ama bir türlü bu korkuyu yenemiyorum. Bunu nasıl yenebilirim şimdiden teşekkür ederim demiş Ayşe Nur. Şimdi Milli Eğitim'deki bu sıkıntılı yapılanmanın çözümüyle alakalı Milli Eğitim Bakanımızın girişmiş olduğu mücadeleden bahsederken hani diyoruz ya zihinsel başarı problemi yok şu anda Milli Eğitim'de demiştik ya. Milli Eğitim'deki asıl problem çocuklarımıza da yansıyan asıl problem ruhsal dinginlik içerisinde bir eğitim sürmeme probleminden kaynaklanıyor dediğimizden sonra Ayşenur da bakın diyor ki 8. sınıftayım SBS'ye gireceğim efendim heyecan içerisindeyim gece kabuslar görüyorum efendim sınava giriyorum sanki rüyamda uygun puan alamıyorum ya da sınava gideceğim evden çıkamıyorum bir aksilik çıkıyor. Ya 8. sınıf çocuğuna bunu yaşatmak reva mı? Burada bir anormallik var. Bu sistemin içerisinde bir anormallik var. O takdirde hep beraber el ele efendim tutuşarak ve samimi olarak şu ülkenin çocuklarını düşünerek belki samimi bir şekilde sistemin nerelerinde arıza olduğunu hep beraber kabul ederek kabul edeceğimiz bu şey kendi çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, eğitim alabilmesi için elzem olan bir şey. Sadece çocuklar üzerinden düşünerek şu Ayşenur'un yaşadığına bakın sana rica ederim. 8. sınıfa geldim SBS'ye gireceğim. Başarılı bir öğrenciyim ama gece kabuslar görmeye başladım diyecek artık çocuklar kalmayıncaya kadar efendim duyarlı bir şekilde bu yeniden yapılanmayı belki desteklemek lazım. Belki elimize gelen tüm imkanları sunmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ayşenur sana seslenecek olursam bu sadece senin sorunun değil. Yani şu anda SBS'ye girecek olan birçok kişi şu anda kabuslar görüyor. Bir sınava gireceksin ve bu sınavın sonucuna göre senin hayatında belli bir şekil alacak. Yani ya kaliteli bir liseye gideceksin yahut da efendim genel liseye veyahut da farklı bir istemediğin bir liseye gideceksin. Gireceğin bir saatlik, iki saatlik veya birkaç tane gireceğin sınavla bunlar belirlenecek. Aslında keşke olmuş olsaydı da hani her yıl belli puanlar, ek puanlar konularak veya ortalamalar alınarak çocuklar yavaş yavaş bir tarafa doğru şekillenerek gitmiş olsaydı ve kaliteli ya da kalitesiz okul diye değil de liseler keşke olmuş olsaydı da hep aynı derecede olsa yalnız eğitim hızları değişseydi. Yani bir fen lisesi ve fen lisesinin devamlı üniversiteye birinciler çıkartmak yerine üniversitenin en iyi kazananları fen lisesinden çıkmak yerine genel lisedeki yapılanmayı da efendim 4 sene yerine 5 sene olsa da keşke oradaki öğrenim gören çocukları da farklı bir metodolojiyle eğitim görmüş olsalar da çocuklar da öğrenciler de okulun kaliteli ya da kalitesiz yahut da gidecekleri okulun üniversiteye yerleştirebilen okul ya da yerleştiremeyen okul diye değil de kendine uygun okulları tercih etmiş olsalardı. Yine yurt dışından ben bir örnek vermeye çalışayım. Yurt dışında da var bu sınavlar. Ancak yurt dışındaki sınavlarda kaliteli fen lisesi ya da kalitesiz okula yerleşme diye bir şey yok. Çocuk her halükarda zaten üniversiteler sınavsız olduğu için kendisini bir lise var ki efendim 3 yılda, 4 yılda veya 5 yılda üniversiteye hazırlıyor. Bir başka lise var efendim o da başka bir zaman diliminde hazırlıyor. Birisi var bir mesleğe yönelik olarak efendim hazırlıyor. Örneğin öğretmenliğe yönelik olarak, örneğin sosyal hizmet uzmanına yönelik olarak, örneğin psikolojiye yönelik olarak, örneğin efendim mimarlığa yönelik olarak, örneğin bilgisayar tekniklerine, efendim bilgisayar mühendisliğine yönelik olarak meslek liseleri var. Ki Türkiye'deki meslek liseleri de sanayiye ara eleman diye düşünüldüğünden dolayı gençler çok defa tercih etmiyor. Meslek lisesi demek öğretmenlik de bir meslektir. Bilgisayar mühendisliği de bir meslektir. Bilgisayar mühendisliği lisesi neden yok? Öğretmen lisesi var
Ortaokuldan itibaren çocuk eğer bir yöne doğru kanalize olacaksa öğretmen lisesine doğru kanalize olsun. Bilgisayar mühendisliği lisesine doğru kanalize olsun. Mimarlık lisesine doğru kanalize olsun. Ve çocuk daha ortaokul ve lise yıllarında yavaş yavaş kendi fıtratına, kendi yeteneklerine uygun bir liseye doğru ve ondan sonra da üniversiteye doğru gitmiş olsun. O batıda da var, Avrupa'da da var. Ancak Türkiye'de ya kaliteli liseye gidecek ya da kalitesiz liseye gidecek. Ya bütün SBS sınavında başarısız olan öğrencileri bir liseye dolduracaksın. Başarılı olanları bir yere koyacaksın. Rica ederim, böyle bir mantık olabilir mi? Çocukları sen sınava sok. Çocukların başarılı olanları bir liseye kanalize et. Fen lisesine kanalize et. Ve onları orada daha iyi eğit. Başarısız olanları da şu liseye gönder. Ve orada davranış bozukluğu olan çocukları, efendim orada başka problemi olan çocukları, efendim orada belki psikolojik tedavi görmesi lazım gelen çocukları, lise çocuklarını, sen o çocukları da hep beraber bir arada tut ve orada eğiteceğim diye düşün. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sizin çocuğunuz eğer ola ki SBS'den düşük not aldı, o zaman nereye gidecek? İşte bu liseye gidecek. Anne baba korkuyor o liseye göndermeye. Niye? Çünkü o lisede bak çocuklar ceplerinde bıçak taşıyorlar. Anne baba duymuşlar o lisenin efendim etrafında birçok yabancı kişiler var. Çocuklar hap içiyorlarmış o liselerde, duyuyorlar. O liselerde öğretmenler çocukları sindirebilmek için daha sert davranıyormuş. Sizin çocuğunuz öyle bir çocuk değil ama sınavı başaramadı diye hadi kurtların eline siz kuzunuzu teslim edin. Hadi kız çocuğunuzu teslim edin. Siz de anne babasınız. Yapar mısınız? Yapmak içinizden gelir mi? O yüzden herkes arzu ediyor ki çocuklarına bir kamçı daha vurursak, birazcık daha ders çalıştırırsak. Hap veriyor anne babalar çocuklarına. Hap. Uyumasın da, sınavda daha iyi alsın da, enerji verici, doping verici haplar veriliyor çocuklara da kaliteli liseye doğru gitsin. Çünkü orada üniversiteye doğru hazırlanacak ve orada daha az problemli çocuklarla birlikte olacak diye anne babalar çocuklarına bir kamçı daha vuruyor. İşte sistemin arızalı tarafı işte buradan kaynaklanıyor. Ama Ayşenur, sana şunu tavsiye ederim. Sen gelmiş artık önümüzdeki günlerde sınava gireceksin. Kaygı sınavlardaki başarının en büyük katilidir. Kaygılandıkça başarı düşer. Ne kadar sen kaygılı bir ruh haliyle sınava girersen o kadar yapacağın şeyleri yapamayabilirsin. O yüzden sana tavsiyem şu, önce bunu bir kabul et. Kaygı benim başarımı düşürecek. O zaman ben kaygıyı nasıl azaltabilirim diye bak. Sınavdan sonra yine kaygılan. Canım o problem değil. Ama sınava girerken kaygımı azaltmam için ne yapabilirim? Öncelikle şunu yapmanı tavsiye ederim. Bu sınavdan çıkacak sonucu çok önemseme. Bu sınavdan çıkacak olan sonuç seni ya bir fen lisesine ya da kaliteli bir liseye yahut da başarısız bir okula düşürecek ya da yükseltecek diye bir anlam yükleme bu sınava. Sınava sadece sınav olduğu için gir. Sınava sadece yapabilmeyi görmek için gir. Yani sonuca odaklanma. Sınavdan nasıl bir sonuç çıkacak diye düşünme. Sonuca odaklanırsan kaygın yükselir. Yapacağın şey senin soruları bildiğin kadarıyla çözmeye çalış ve keyiflice çözmeye çalış. Sınava odaklan, sonuca değil. Bu bir. Sınava odaklanamıyorum, hep sonuç aklıma geliyor ya başarısız olursam diye. O zaman senin üzerinde tesiri bulunan kişilerin senin üzerindeki tesirini azalt. Yani eğer annen diyorsa kızım işte biraz dikkat et, sınava girerken şunu yap diyor ise otur annene de ki anne lütfen susar mısın? Bak yeterince zaten kaygım var. Eğer bana iyilik yapmak istiyor isen lütfen şu anda bana sınav ve sınavın sonuçları ile ilgili bir şey söyleme. Sınavın önemini biliyorum ama ben şu anda senin sınavı hatırlatıcı konuşma yapmanı, gülmeni, ağlamanı, üzülmeni, telefonda birilerine bir şey söylemeni, tarih hatırlatmanı, akşam erken yatmamı, sabah bilmem geç kalkmamamı hatırlatmanı istemiyorum şu anda. Sınavla ilgili benim üzerimdeki bütün beklentilerini lütfen sıfırlar mısın diye annenle, babanla ve öğretmeninle konuş.
Sınav konusunu ne kadar çok kişiyle konuşursan ve onlar sana sınavın önemini ne kadar çok hatırlatırsa sınavdaki kaygın o kadar çok yüksek olur. O yüzden sakın ola ki birilerinin bu sınavı sana önemini hatırlatmasını yapıyorlar ise ya oradan çık yahut da o kişiyle konuşabileceksen sevgili öğretmenim lütfen hep sınavın öneminden bahsediyorsunuz ama bence yeterince ben biliyorum siz böyle konuştukça ben kaygılanıyorum diye konuşabilme yeteneğin olsun. Sınavın kimin için, kimin beklentilerine göre eğer sen başarı getirmeyi düşünüyor isen, yani ikinci söylediğim şey de şuydu ki başkalarının beklentilerine göre sınava girme. Birincisi neydi? Birincisi de sınavın sonucuna odaklanma. Üçüncü söyleyeceğim şey ise de şu, sınav gününe kadar kendi yaşam programını yap. Sakin bir yaşam tercih etmeye çalış. Uykunu vaktinde almaya çalış. Sabah vaktinde kalkmaya çalış. Ve ıslık çalar gibi, sanki türkü söyler gibi sınav gününe kadar kendini keyifli bir halde tutmaya çalış. Mümkün olduğunca klasik müzik dinlemeye çalış. Mümkün oldukça hafif müzik dinlemeye çalış. Mümkün oldukça doğa ile baş başa olmaya çalış. Kuşları seyret. Onların gamsız, onların kaygısız halini seyret. Dışarıdaki hayvanları takip et. Onları gör, onları seyret. Onların ne kadar da gamsız, ne kadar da kaygısız olduğunu tebessümle izle, seyret. Onların kaygısızlığı seni de kaygılarından arındırsın. Yaşam öyle kaygısız bir vaziyette devam ediyor ki Ayşenur dışarıda. Yapraklar, ağaçlar, kuşlar, efendim yerdeki böcekler öyle yavaş ve öyle güzel bir şekilde yaşam akıp gidiyor ki sen hızlanarak, sen kaygılanarak yaşamdan kopma. Sen de doğanın bir parçasısın, sen de bu dünyanın bir parçasısın. Sen kendini doğadan, çevreden, ağaçtan, kuştan ne kadar koparırsan, onlardan ne kadar ayrı durursan o kadar çok kaygılanırsın. Üçüncü söyleyeceğim şey de bu. Doğa ile bütünleş ve ritmini bozma. Sükun halinde bir yaşam sürmeye çalış Ayşenur. Bunlar sana SBS'ye girene kadar benden sana bir pedagog, bir abi tavsiyesi. Efendim İmla Nur'un mesajı var. İmla Nur şöyle yazmış. Merhaba. Ben adımı beğenmiyorum. Bana göre hiçbir anlamı yok. Siz ne diyorsunuz? Ve bir de küçük 6 yaşında kardeşim var. Annemin babamın ona daha çok ilgi verdiklerini düşünüyorum. Sizden cevap bekliyorum demiş İmla Nur. İmla Nur, ben ilk defa duydum İmla Nur ismini. Anlamını bilmiyorum. Araştırdım, şöyle bakmaya çalıştım ama bulamadım da İmla Nur'un ne anlama geldiğini. Bence mutlaka sen biliyorsundur ya da anne babana bir sor istersen. Neyi çağrıştırmak için acaba bu ismi koymuş veya ne anlama geliyor olduğunu istersen bir onlara sor. Ama eğer isminden memnun değilsen, ki bazen bazı isimler tek başına bir kişide bulunabiliyor. Aradığınız zaman ondan başka kişide de olmayabiliyor. Bir ya da iki kişide bulunabiliyor. Bu da çocuklar için çok da iyi bir şey değil aslında. Yani örneğin internette şimdi bakmış olsanız bir kişi de bulursunuz belki de İmla Nur ismini ya da buna benzer isimleri. Anne babalar isim koyarken çocuklarına belki birazcık daha toplumun da bildiği, tanıdığı isimleri koymaya çalışsalar iyi olur. Çünkü çocuklarına çok özel, çok çok özel isimler koyarken aslında çocuğu böyle ifşa etmiş oluyor, ön plana çıkartmış oluyor, herkesin dikkatini çekecek vaziyete getirmiş oluyor. Bu açıdan İmla Nur, eğer ismini bu şekliyle sen beğenmiyorum, hoşuma gitmiyor diye söylüyorsan, örneğin ismini değiştirmek yerine Nur ismini kullanırsın. İmla Nur yerine Nur diye söylettirebilirsin. Ama bence anne babanla bir konuş, belki de anlamı çok güzeldir. Öylesi bir anlamı da bence eğer güzel bir anlamı varsa da o anlamı da yaşamanı tavsiye ederim. Geçenlerde ben bir isim daha fark ettim. Tuana ismini fark ettim. Tuana çok da bildik bir isim değil. Şu anda gençler çocuklarına koyuyorlar gerçi. Yeni doğan çocuklar da var belki ama. Tuana galiba cennete düşen
cennetteki ağacın üstündeki, cennet ağacının üstündeki nem, damla anlamına geliyormuş. Bazen o anlam ismi daha da anlamlandırıyor. O yüzden İmlanur, anne babanla bence konuş. Hala ikna olamadıysan, kalbin atmıyorsa, o zaman Nur ismini kullanırsın, olur biter. Anne babam daha çok kardeşlerimle ilgileniyor, kardeşimle ilgileniyor, benimle ilgilenmiyor diye söylemişsin ya. Bazen anne babalar fark edemiyor bunu. O yüzden sana yine bir tavsiyede bulunayım. Anne babanla konuş bunu. Ama heyecanlı heyecanlı konuşma, ama şikayet eder gibi konuşma. Diyebilirsin ki anne, benim ilgiye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. O sırada da hep sizin yanınıza geldiğimde çoğu zaman kardeşimle ilgileniyorsunuz. Bu benim içimde rahatsızlık oluşturuyor. Sizin ilginize ihtiyacım var. Ne olur birazcık da benimle ilgilenir misiniz? Ben de sizin hala kızınızım diyebilirsin. Konuşabil İmlanur. Konuşabilmek ayrı bir keyif veriyor insana. Bunu hatırlatayım sana. Efendim, sırada Bülent Bey'in mesajı var. Bülent Bey şöyle sormuş. Merhaba Adem Bey. 5,5 yaşında kızım yaklaşık bir haftadır kendi beklentilerini yüksek tutmaya başladı. Örneğin çizdiği resim kendi istediği kadar güzel olmadığında üzülüp ağlamaya başlıyor. Eşim güzel olmuş dediğinde görmüyor musun, güzel değil şeklinde eşime de kızıyormuş. Genellikle her akşam kart benzeri oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunlarda kaybedince de ağlıyor. Bunun bir oyun olduğunu, yenmek de yenilmek de olabilir şeklinde açıklamalarla kendisini rahatlatmaya çalışıyoruz. Hatta bu şekilde yaparsak artık bu oyunu oynamak istemediğimizi söylüyoruz. Bununla beraber ben yendiğimde galibiyet gösterisi yaptığım için acaba bu galibiyet gösterisi mi olumsuz etkiliyor diye düşünmeye başladım. Bu durum için nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz diye sormuş Bülent Bey. Bülent Bey, düşündüğünüz şey doğru. Siz yendiğinizde ne kadar coşkuyla ellerinizi kaldırır, zıplar, eşinizle çak diye mutluluk gösterisi yaparsanız o kadar çocuğunuzu eziyorsunuz demektir. Ve sizin o coşkulu haliniz kadar çocuk içerisinde boşluk yaşar. Dolayısıyla siz yendiğiniz zamanların sayısını azaltın. Maksadınız çünkü çocukla birlikte olmak değil mi? Bırakın bazen o yensin. Siz yendiğinizde ise öyle coşkuyla hareket etmemeye çalışın. Birincisi bu. İkincisi de, şimdi kızınız bir resim yaptığında annesine soruyor. Annesi de "Aa, ne kadar güzel olmuş" diye söylediğinde kızınız diyor ki "Hayır, hiç de bile güzel olmamış. Niye yalan söylüyorsun?" diye söylüyor. Eşiniz burada aslında davranışını düzeltmesi lazım. Gerçekçi olun biraz. Gerçekçi olun. Yani eğer çocuk resmi yapmış, kargacık burgacık bir şeyler ise, size de soruyor ise anne nasıl güzel mi olmuş diye, "Aa, çok güzel olmuş" demek doğru bir davranış olmaz. Ya şöyle yapmak lazım. Buraya galiba bir ev mi çizmeye çalıştın kızım diye sorarak, kızınız da "Hayır, o bir ağaç" diye söylediğinde, peki ağaç birazcık şöyle olmaz mı diyerek çocuğun o yaptığı resim üzerinde teker teker şekiller üzerinde konuşarak eğer yaklaşılır ise o takdirde çocukla daha bir bütünleşilmiş olur. Yoksa toptan olarak "Aa, çok güzel olmuş" deyince çocuk yetişkinden çok daha gerçekçidir. Birdenbire söylediğiniz sözü suratınıza çarpıverir. "Niye yalan söylüyorsun, hiç de güzel olmamış" deyiverir. O resmin üstünde tek tek durarak yorumlamaya çalışın. Bu bütün davranışlar için de geçerli. Yani abartılı davranışlardan kaçının çocuğunuzun yanına. İşte oyun oynadığınızda çok mutlu olduğunuzu ifade ediyorsunuz, çok seviniyorsunuz. Hayır, birazcık daha dengeli olmak. Güzel mi diye sorduğunda "Evet, çok güzel" diyorsunuz. Hayır, birazcık daha dengeli olmak. Çocuk için denge çok önemli. Duyguların coşkuyla, daha fazla coşkuyla yaşanması da doğru değil. Hüzünle, daha çok hüzünle yaşanması da doğru değil. Orta bir yolda olmak lazım anne baba tutumu içerisinde. Efendim, son bir mesaj da Ayfer Hanım'ın mesajı. Kısaca onu da okuyayım ve programımızı sonlandıracağız. Efendim, Ayfer Hanım şöyle sormuş. Merhaba Adem Bey, benim oğlum 1 yaşında ve dişleri çıktı artık. 4 tane dişi var. İkisi daha çıkıyor.
ama herkesi ısırmaya başladı. Benim yanağımı, omuzumu falan ısırdı. Sadece ben değil, kardeşlerim var. Onlarla da kalıyoruz. Kısa bir süre için onları da ısırıyor. Bu neden olur? Nasıl tepki vermeliyiz? Bir de koltuğun altına, yatağın altına bir şeyler saklama huyu var. Saklama değil de her şeyi koltukların altına sokuyor. Bu ne anlama gelir? Cevaplarsanız sevinirim diye sormuş Ayfer Hanım. Ayfer Hanım, tahmin ediyorum ki bu ilk çocuğunuz ve şu bilgi galiba sizde biraz eksik kalmış olabilir. Dişleri çıkan çocuğun dişi kaşınır. Dişler öyle bir kaşınır ki çocuk dişlerini, diş çıkartmak için dişlerini öyle bir kaşıma ihtiyacı duyar ki gider bir yerleri ısırmak, dişlerini geçirmeye çalışır. Arkadan gelen yeni diş, diş etlerinin arasından çıkarken kıpır kıpır kaşınır durur yani. O yüzden çocuğunuza bir dişlik almaya çalışın yahut da dişlerini geçirebileceği ve kaşıyabileceği bir eşya vermeye çalışın çocuklarınıza. O sizi ısırmaya çalışmıyor, dişlerinin keyfini çıkartmaya ve dişlerini kaşımaya çalışıyor. Bir yaşındaki çocuğun hali bundan öteye geçmez. Bir, ikincisi de koltukların altına bir şeyler koyuyor ve saklıyor diye söylüyorsunuz ya. Koltukların altına saklamıyor aslında. Çocuk eşyanın nerede olduğunu bilirse ve eşyayı aradığı zaman aradığı yerde bulunacağını bilirse çocuk oradan emniyet alır. Aslında oraya onu koymuyor, bir sonraki sefere oynamak için onu emniyete alıyor diye düşünebilirsiniz. Çocuk ne kadar belirgin bir alan içerisinde yaşarsa kendine göre ve eşyayı ne kadar belirgin bir alan içerisinde tutarsa o kadar güven alır. Hani hatırlar mısınız? Siz de yapmışsınızdır mutlaka. Masaların kenarlarına çocuklar yastıkları koyarak masaların altına saklanırlar. Saklanma değil aslında, o küçük bir evciğin içerisinde kendilerini güvende hissetme ihtiyacı. Ya da koltukların arkasına böyle yuva yaparlar. Ya da kartonların içerisine çocuklar girerler, saklanırlar ve orada emniyet almak isterler. Ne kadar belirgin, ne kadar dar, ne kadar küçük bir alanın içerisinde çocuk ev gibi orayı emniyet içerisinde hisseder ise çocuk o kadar güven alır. Evin içerisi büyük, o büyük alanın içerisinde bir tane küçük kendisine ait bir alan oluşturmaya çalışır çocuk ki neyin nasıl olduğunu daha iyi öğrenebilmek için. Avrupa'da böyle çocukların bu dönemleri bilindiği için küçük evcikler vardır. Çocuk o küçük evciğin içerisinde kendi başına yaşamaya çalışır, oyun oynamaya çalışır. Sizin şu anda çocuğunuzun eşyaları bir yerde biriktirmeye, koltuğun altına koyma ihtiyacını da yine böyle değerlendirmeye çalışın. Emniyet arıyor, alıyor çocuk. Eşyanın yerini ne kadar bilirse o kadar emniyet içerisinde olur. Bu aynı zamanda, son cümle olarak bunu da söyleyeyim. Çocuk düzeni, evin içerisindeki düzeni ne kadar aynı ile görür, ne kadar düzen içerisinde görürse yine o kadar güven içerisinde olur. Hangi eşya nerede, ne kadar aynı şekliyle duruyor ise, çocuk aynı eşyaları nerede ne kadar görüyor ise o kadar çocuk güven içerisinde hisseder kendisini. Eğer eşyaların yeri habire değişiyor ve çocuk bir gün masayı orada, bir gün sandalyeyi burada, bir gün masanın üstünde efendim su bardağını orada, bir gün radyoyu burada görüyor ise, eşyanın yeri devamlı değişiyor ise çocuk huzursuz olur. O yüzden çocukların erken dönemde, erken çocukluk döneminde eşyalar sabit olması lazım ki çocuk stabiliteden emniyet alır. Efendim, bugünkü yayınımız da burada sona erdi bu mesajla birlikte. Haftaya pazartesi günü çocukların okullarının tekrar açıldığı ilk gün yine canlı yayında sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.